Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Xiaomi Redmi Note 8. Müşterimiz ekran ve arka kapağını kırmış. Ekran ve arka kapak tamirini yapacağız arkadaşlar. Arka kapak sökümünden başlıyoruz. İlk önce yavaş bir şekilde bir boşluk buluyoruz arkadaşlar. Arka kapağımızı yavaş bir şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Parmak okuyucu fleximizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Vidalarımızı söküyoruz arkadaşlar. Anakart koruma kapakçığımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. İlk önce batarya soketimizi çıkartıyoruz. Sonra ekran soketimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Alt vidalarımızı söküyoruz. Hoparlörümüzü alıyoruz arkadaşlar. Ve ekranımızı çıtamızdan yavaş bir şekilde ayırıyoruz. Ekranımızı aldık arkadaşlar. Yeni ekranımızı getiriyoruz arkadaşlar. Deneme amaçlı bir kere ekranımızı takalım. Cihazımızı açıyoruz arkadaşlar.
Dokunma tüyümüzü test ediyoruz. Dokunma tüyümüz çalışıyor arkadaşlar. Cihazımızı kapatıyoruz. Ve tekrardan batarya soketini ilk önce çıkartıyoruz. Sonra ekran soketinin flex'ini çıkartıyoruz arkadaşlar. Ekranımızı yavaş bir şekilde alıyoruz. Cihazımızı temizliyoruz arkadaşlar. Çıtayı düzgün bir şekilde temizlememiz lazım arkadaşlar. Ekranın oturduğu yer çünkü. İyice temizledikten sonra yapışkanımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve düzgün bir şekilde cihazımızı düzgün bir şekilde arkadaşlar yapışkanımızı sürüyoruz. Dikkatli bir şekilde yapışkanımızı silmemiz lazım arkadaşlar. Yapışkanı dışarıya taşırmamaya dikkat edelim. Ekranımızı alıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde ekranımızı çıtamıza yerleştiriyoruz. Hoparlörümüzü alıyoruz arkadaşlar. Anakart koruma kapakçığımızı alıyoruz. Ve vidalarımızı takıyoruz arkadaşlar.
Son vidamızı da taktıktan sonra arka kapağımızı yapıştıracağız arkadaşlar. Yeni arka kapağımızı getiriyoruz arkadaşlar. Yeni arka kapağımızın üzerinde parmak okuyucu sensörü yok. Eski arka kapağımızdan alacağız. Yavaş bir şekilde arkadan itekleyerek arka kapağımızı çekiyoruz arkadaşlar. Bir düzgün bir şekilde söküyoruz arkadaşlar. Yeni arka kapağımıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arka kapağımızın yapışması için yapışkanımızı sürüyoruz. Parmak okuyucu fleximizi takıp düzgün bir şekilde arka kapağımızı oturtuyoruz arkadaşlar. Değişim işlemimiz tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın.